haberleriyle sizlerle beraberiz. 17 ilçeye birer tane olmak üzere toplamda 17 otobüsün satın alındığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, otobüslerin vatandaşların mezarlıklara gidip gelmesi, sivil toplum kuruluşlarıyla kulüplerinin faaliyetleri ve sosyal aktivitelerde kullanabileceğini belirtti. Sizlere daha bir şey olacağız. Evet başkanım. Evet. Tabii bunu da tasarımını hızlı bir şekilde yaptırsak. İki tane uzun otobüsümüz var. Onu şeye koyuyoruz. Hatta çıkması gerektiği düşüncesindeyim. Böyle bir fikrim var. Turizm turu arttırabiliriz mesela. Şart gibi. Böyle bir tur ayarlanabilir. Kula gibi. Ben buradan şunun müjdesini vereyim. Otobüslerimiz 17 tane hayırlısıyla geldi. Önümüzdeki hafta giydirmelerine bitmek suretiyle ilçelerimize göndereceğiz. O otobüslerde uzun Mesir dolayısıyla Tuna'dan Mesir'imizi buradan taşırız. Bütün ilçeler bir otobüs geliyor. Ben bilgi vereyim. Evet. İlçelere mi tavsiye ediyorsunuz Sayın Başkanım? Oradaki koordinatörlüklerimize, ilçelerde bütün oradaki vatandaşlarımızın işte mezarlığa gidip gelmeleri, sivil toplum kuruluşları, futbol kulüpleri, amatör kulüpler, ilgili talepler, uygun ilgili taleplerin hepsi o otobüsler sırf o amaçla kullanmak üzere ilçelerin hepsini gönderdi. Kazasında bir kişi yaralandı. Burdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı. Muğla Aydın Karayolu Madenler Kavşağı'nda akşam saat 18.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında İbrahim Çetin yaralandı. Aydın istikametinden Muğla istikametine seyir halinde Gökhan Denizalan'ın kullandığı tır Madenler Mahallesi Kavşağı'nda İbrahim Çetin'in kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken tırda şarampole yuvarlandı. Yaralı ambulansta Muğla Sıkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Brüksel'de gurbetçi vatandaşlara seslenerek inşallah bundan sonra ister yurt dışında ister yurt içinde bir anne bir bacım bir kardeşim evlat dünyaya getirdiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden size hediye olarak ödeme gelecek dedi. Hazreti Mevlana'nın felsefesiyle herkese gel diyen muhabbet erenlerine selam olsun. Bir olun, biri olalım, biri olalım diye Hacı Bektaş-ı Veli'nin torunlarına selam olsun. Ve tabii beni burada enişte hoş geldin diye karşılayan Emir Dağları da selam olsun. Biz nasıl teröre ve şiddete karşı omuz omuza durmuşsak, bütün Avrupalı liderlerden, Avrupalı sivil toplum kuruluşu önderlerinden, herkesten bu tür şiddet ve vandalizme karşı, İslamofobiye karşı da omuz omuza durmalarını bekliyoruz. Bizim tutumumuz açık ve ilkeseldir. Her türlü şiddete karşıyız. Aynı şekilde de özellikle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yönelecek hiçbir hakarete de tepkisiz, tavasız kalmayız. Yeni Türkiye'yi en iyi Almanya'da, Belçika'da, Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz anlar. Ne zaman Avrupa'ya göç başladı? 1962, 61, 62. Ne zaman yani? 60 ihtilalinden hemen sonra. Adnan Menderes rahmetli şehit edildikten sonra göç başladı. 12 yılın nakış nakış dokuduğu ve şimdi yeni Türkiye dediğimiz dönem her ne surette olursa olsun sadece ve yalnızca milli iradenin hakim olduğu yeni Türkiye demektir. Tekbir, barış tekbiridir. İlk İslam'la sadece selamı ve barışı arzularız. Milli irade,
Milli irade konuştuğunda herkes dinler. Herkes haddini bilir ve dinler. Türkiye'de son 1,5 yıl içinde yaşananlar, gezi provokasyonları, 17-25 Aralık olayları, 19 Ocak'ta MİT tırlarına yapılan operasyon, 27 Mart'ta benim odamın Dışişleri Bakanlığı'nın gizli odasının dinlenmesine dahil olmak üzere devlete, hükümete ve millete karşı her türlü tuzağı kurdular. Ama millet de cevabını 30 Mart'ta mahalli seçimlerde, 10 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en net şekilde verdi. Kumpasların arkasında ne var? Bütün bu tuzakları. İslam dünyası uzun zamandır sadece şiddetle, çatışmayla bunalımla anılıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin karikatür provokasyonu hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nin karikatür provokasyonu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Charlie Hebdo dergisinin karikatürlerinin 4 sayfalık kısmını yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili resmen soruşturma başlattı. Savcılığın Hazreti Peygamber'in resmedildiği karikatürleri köşesine koyan iki yazarı ifadeye çağıracağı da öğrenildi. Öte yandan Cumhuriyet'in provokasyonu bugün de protesto edildi. İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup gazeteci ve hukukçu gazeteyi protesto etti. Allah Resulü bir Müslümanın her şeyidir, kırmızı çizgisidir. Kimse, hiç kimse ifade özgürlüğü maskesi takarak, basın özgürlüğü edebiyatı yaparak Müslümanların peygamberine hakaret edemez, saygısızlık yapamaz. Grup ardından suç duyurusunda bulundu. Görüntüde Tatvan Küçük Sanayi Sitesi'nden çıkış yapan bir otomobile karşı yönden gelen bir kamyona çarpıyor. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil sürücüsü aracından çıkıp sağa sola baktıktan sonra tekrar otomobile binerek yeni manevra yapıyor. Kendisine çarpan araca hızlı bir şekilde çarpıyor. Hırsını alamayan sürücü otomobilden çıkıp tekrar diğer araç sürücüsüne saldırıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin şehirde farkındalık oluşturmak için 7'den 70'e tüm vatandaşlarla bir araya gelmeyi hedefleyen Kentli Davranış, Kentliye Davranış projesi başlatıldı. Proje kapsamında ilk toplantıda Atalar Bilgi Evi ve Kurs Merkezi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelindi. Öncelikle hepiniz bir gün aydın. İyi ki geldiniz. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Böyle gülen yüzlerle, neşeli gözlerle olmak hep bizim arzu ettiğimiz bir tabloyuz zaten. Bugüne kadar denizde ne yaptıysak hep çocuklarımızla yaptık, hep gençlerimizle yaptık. Onlar ne istiyorsa onu yaptık. Biliyoruz ki eğitimin temeli ve eğitimin amacı ulaşması için yeni nesillere hedef olarak seçmek lazım. Trafik eğitim parkını açtık ve 4. sınıf okuyan çocuklarımızı uygulamalı trafik eğitim parkına götürüyoruz. Tabii siz daha o yaş grubuna gelmediniz. Sonra bilmiyorsunuz ancak ilkokul 4. sınıfa geldiğinizde trafik derslerinde gidip orada araç kullanarak
siz de kendinizden sonra gelen nesle faydalı olacaksınız, doğru mu? Binler öğretmen olacak bir göreyim. Harikasınız. Binlerce öğretmeniniz olacak değil mi? Peki kimler diyor ki ben ileride denizliğe başkanım olacağım? Ben kız, sen benden rica edeceğim. Zeynep hiçbir şey görmüyor şu anda. Yolu tarif et, benim yanıma kadar gelsin. Ama yol biraz değişik bir yol olacak. Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok soruşturmaya bakan savcı ve hakimler İstanbul dışına atandı. Sonu gelmeyen uzun bir liste yayınlandı. İçinde Balyoz, Şike, Dink suikasti gibi önemli davalara da bakan 888 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSYK, flaş bir karara imza attı. Birinci dairenin akşam saatlerinde yayınladığı Ocak ayı kararnamesinde adli yargıda 784, idarede ise 104 hakim ve savcı için yeni görev yerleri belirlendi. 888 hakim ve savcının bulunduğu listede dikkat çeken isimler vardı. Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme başkanlığı yapan hakim Rüstem Er Yılmaz'ın yeni görev yeri Şanlıurfa oldu. Er Yılmaz, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevini yürütüyordu. Er Yılmaz, Dink cinayeti davasında mahkemenin verdiği karardan sonra örgüt var ama delil yok çıkışında bulunmuş ve gündem oluşturmuştu. Balyoz davasının mahkeme başkanı Ömer Diken, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığından Uşak Hakimliği'ne atandı. Yine kritik davanın savcılarından olan Hüseyin Ayar'ın ise yeni görev yeri Samsun Cumhuriyet Savcılığı oldu. Son dönemlerde kamuoyunun da dikkatle takip ettiği şarkıcı Deniz Sekin'in uyuşturucu soruşturmasını yürüten eski özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar ise Bakırköy Savcılığından Gaziantep Savcılığına atandı. Kararnamede bir başka dikkat çeken isim ise Şike soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk. Bakırköy Savcılığında bulunan Berk'in yeni görev yeri Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı. Ve Sadrettin Sarıkaya. Sarıkaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığında görev yapıyordu. Kararname ile o da Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atandı. Savcı Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırmıştı. Listede İstanbul için de önemli atamalar yer aldı. Başsavcı Vekili Fehmi Tosun görevine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında devam edecek. Vekillik görevini yürüten bir başka isim olan Ali Cengiz Hacı Osmanoğlu ise Küçükçekmece Savcısı oldu. Zekeriya Köy'de havuzda boğularak hayatını kaybeden ve hafızalarda hala tazeliğini koruyan minik Pamir'in anne ve babası için iddianame hazırlayan Savcı Levent Çağıl ise İstanbul Başsavcı Vekili oldu. İstanbul'a Başsavcı Vekili olarak atanan bir başka isim ise Cumhuriyet Gazetesi'ne soruşturma başlatan Savcı Vedat Yiğit. Yayınlanan listede paralel yapı ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Fethullah Gülen için soruşturma yürüten isimler de Başsavcı Vekilliğine atandı. İrfan Fidan, İsmail Uçar ve Fuzuli Aydoğdu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. Çanakkale'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği evde bir de patlama meydana gelince bu görüntüler ortaya çıktı. Çanakkale'de bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin Anadolu Efes Rus ekibine mağlup oldu. THY Avrupa Ligi Top 16'da CSKA Moskova'yı ağırladı Anadolu Efes. Mücadelenin bir an olsun dinmediği F grubundaki maçta gülen taraf CSKA Moskova oldu. Karşılaşmada Efes rakibine 78-69 yenildi. Müzaber TV'de 10 haberlerini sunduk. Daha fazla haber için müzaber.com'u ziyaret edebilirsiniz.
12 haberlerinde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.